Dermatoloji uzmanı Doktor Deniz Yavuz bizlerle. Evet, yoğun kliniğinizin yoğun olduğu bir günde bizimle birliktesiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş Hafta buldum. sonunuz en yoğun günü bizim için budur. Sabah erken saatlerde bizimle birliktesiniz. Şeref verdiniz. Ben de mutluyum burada olmaktan. Evet, öncelikle Özgür Hocam'ın geçmiş doğum gününü kutlarım. Ay teşekkür ederim. Bir gün Kaç çok yaşa çok sağ ol. bastık hocam? Her sene değişiyordu. Ben artık Öyle 30'lara sabitledim bunu bu şeyle uğraşmamak için sürekli yaşın inmesi Seyircilerimiz merak çıkmasıyla. ediyordur ama. 30'lar diyebiliriz. 30'larda kalmayı Ben daha daha çok küçük tercih ederiz. falan gördüm ama. Çok teşekkür ederim. Bu iltifat bana yeter. Çok sağ olun. İyi ki doğdunuz tekrar. Çok teşekkür ederim. Evet, Teşekkürler. hocam şimdi güneşlendik, denize girdik. Yüzümüzde ya da vücudumuzun bazı bölgelerinde lekelenmeler oluşabilir. Yaz ayları bu anlamda her birimiz için tehlikeli aslında. Bugünlerde lekelerimiz için, lekeleri oluşan kişiler için neler önerirsiniz? Aslında leke tedavisi hem hekim hem hasta için çok zor. Çok kolay tedaviler değil. Standart bir tedavi modalitesi yok. Çoklu tedavileri birbiriyle kombin ettiğimizde daha güzel sonuçlar alıyoruz lekede. Lekede şu an hani Türkiye'ye yeni girmiş güzel bir maske uygulaması yapıyorum. Lightening maske. Ve beraberinde restructure mezoterapiyle daha iyi kombine ettiğimde daha güzel sonuç alıyorum. Çünkü restructure'ın içeriği de lightening maskenin içeriği de birbiriyle çok uyumlu ve tedavimi daha güzel sonuca O çok ulaşmasını farklı bir sağlıyor. şeyden bahsettiniz. Yani Evet. biz leke tedavisi deyince sevgili izleyicilerimizin hepsi içi ürpererek hemen Evet. hatırlıyorlardır. Yüzünde sanki tüy patlamış gibi Evet. kabuk kabuk soyulan kıpkırmızı görüntülerle giden bir lazer tedavileri, asit tedavileri Evet. ile anarız. Evet. Ama siz bir maske ve birkaç Evet. mezoterapi ile bir tedavi. Sosyal hayata devam ediyor hasta. Sizin özellikle Deniz Hocam bu tedavinizle öne çıktınız son zamanlarda izlediğimiz kadarıyla. Bu tedaviden kısaca bahseder misiniz? Şöyle bir uygulama. İlk olarak deriyi böyle nemlendiren, besleyen, bütün temizleme mekanizmalarını çalıştıracak, antioksidan içeriği çok güçlü, hyaluronik asit içeriği çok güçlü, nemlendiren bir restructurer dediğimiz bir ürünle başlıyorum. Deriyi ufak ufak bu restructure'lı hazırlıyorum. Sonrasında lightening maske uygulamamı yapıyorum. Yaklaşık 45 dakika, 1 saat İster hasta kliniğimde isterse evine de gidebilecek şekilde maskeyi uyguladıktan sonra hastamı ya izliyorum ya da Bu yolculuyorum. maske bir krem gibi yüze Evet. sürülüyor. Evet. Yanıyor mu hocam? Yanma hissi çok fazla yok. Çok Ay çok da iyi. Böyle, yani acıtan bir krem izleyicilerimizin maske de en değil. çok merak Tabii. ettiği konu budur. Leke tedavisi ve yanmama. Bu o kadar Evet. güzel bir başlık ki. Peki. Ben şeyi merak ettim bu arada. Eve gidebiliyor, evde Evet. uygulanabiliyor gibi bir şey geldi Hayır oldu. hayır. Hekim kontrolü ama. Uyguluyorum. Ben uyguladıktan sonra gönderebiliyorum ama isterse hastam yaklaşık 1 saat tuttuğum için kliniğimde kalabiliyor. Ben orada onu ağırlayabiliyorum. Kendi gözetimimde de Süreci tutabiliyorum. gözlemek Tabii açısından tabii tabii. tabii ki. Tabii. Baktınız her şey yolunda. Tamam, Evet. o zaman tedavini o birinci saatin içerisinde Maskeyle birlikte eve maskeyle birlikte gidebiliyoruz evinize galiba. Hastanın seçimine uğurlayabiliyorsunuz. bırakıyorum. Kendi Çok iyi. gözlemime de Peki ne bırakıyorum. bekliyoruz bu tedaviden sonra hastalarınızda? İlk değişim ne oluyor? 1 saatten sonra, 3 saat sonra, 6 saat sonra neler Tabii. oluyor? 1 saat sonra bol suyla yıkatıyorum hastanın yüzündeki bu maskeyi. Şöyle ilk gün, ertesi gün tabii çok yoğun kuruma olmaması için iyi bir güneş koruyucu. Güneş koruyucuyla beraber ev devam ürününü öneriyorum. Dark Spot Eraser isminde bir kremimiz var. Bu ürünle hem o sürecin, leke sürecinin tedavisini sağlıyorum ve beraberinde sakinleştirici bir tedavi de veriyorum. Sakinleştirici tedaviye niye ihtiyaç duyuyorum? Çok fazla kuruma, Kuruma pullanma olmaması için. Çok olmaması güzel. için. Hasta normal hayatına devam edebiliyor, makyajını yapabiliyor. Hiçbir kızarıklık yaşamadan hayatına bu verdiğim devam kremleri, güneş koruyucuyla devam edebiliyor. Peki hocam, şimdi seanslar bu şekilde Evet. gerçekleşiyor anladığım kadarıyla ama ne kadar sıklıkla yapmamız lazım Tabii. bunu? Ne kadar sıklıkla gelip gidecek hastamız?
Ya hastanın şikayetine ve benim belirleyeceğim gerekliliği indikasyona göre bir ay arayla bir ya da iki seans yapabiliyorum. Bazen bir seans yetebiliyor. Anti-aging dediğimiz yaşlanma karşıtı etki için belki iki seans, leke için belki ikinci seansa ihtiyaç duyabiliyorum. Ama restructure uygulamamda 15-20 gün arayla 2 ya da 3 seans devam etmem gerekebiliyor. Hangi lekeler bu kapsama girer hocam? Biz dermatologlar lekeyi önce bir muayene ediyoruz. Lekeler o kadar çeşitli ki güneşe bağlı oluşan lekeler var. Hormonlara bağlı oluşan doğum lekeler. Doğum sonrası oluşan. Doğum kontrol haplarına bağlı. Evet, evet, evet. En doğum çok sonrası. En dirençli olanlardan evet, biri evet o. Hocam. Bir de kronik deri hastalıklarına bağlı oluşan, biz onlara post-inflamatuar hiperpigmentasyon da hiperpigmentasyon diyoruz. Onlar da zor lekeler. Peki bu tedavi kolay lekeler için mi? Orta kolaylıkta lekeler için mi? Zor lekeler için bu tedavi alternatifiniz? Ya öyle bir genel kapsam yapmak istersen bu tedavi aslında anti-aging isteyen, lekesi olan ya da lekeye yatkınlığı olan herkes için olabilir. Öyle bir sınırlama yapmıyoruz. Böyle bu özelliklere sahip olmayan kimse yoktur. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimizin hepsi yaz tatillerinde havuz kenarlarından, deniz kenarlarından lekelenerek geldi. Evet, yaz sezonu bitti, leke sezonu başladı. Evet. Bunu düşünen, cildindeki lekelerden yakınan ama yüzünde çok kızarık, kabuklanma olmayan herkese bu tedavi uygulanabilir mi? Aşağı yukarı yapılabilir, evet. Peki bu önce tedavi görmek lazım. Ve bu tedavi tabii ki hekimin kontrolünde tabii, olması tabii, gerekir. Tabii. Peki bu tedavi sonucunda ortalama olarak bizim yüreğimize bir su serpin. Kaç haftada, kaç ayda cilt artık lekesizliğe kavuşur? Tedavinin devamlılığı 2 ay sonrasında, ikinci seanstan sonra daha net değerlendiriyoruz. Ayda bir yapıyoruz o zaman. Tabii tabii. Biz öncesi ve sonrası fotoğraflamayı da yapıyoruz. Hastanın sonucunu da kendimiz hastayla birlikte değerlendiriyoruz. Beraberinde belki gerekirse başka tedavileri de kombine etmeyi öneriyoruz. Mesela neler? Kendi kliniğimde uyguladığım belli başlı cihazlarımla, belli başlı ürünlerimle devam edebiliyorum. Neler onlar? Altın iğne bazen kombine edebiliyorum. IPL cihazımla bazen tedavime devam edebiliyorum. Daha güzel sonuçlara ulaşmak adına bazen radyo frekans cihazımla da çok güzel sonuçlar alıyorum. Peki bu tedavinin diğer leke tedavilerinden yani bu tedaviyi farklılaştıran şey ne sizce? Şöyle. Bir kere maliyet açısından daha ulaşılabilir bir seviyede. Güzel. Bunu kesinlikle vurgulamam lazım. Çünkü leke tedavisinde çok yüksek ücretler ödenip tedavinin devamı sağlanamayabiliyor. Maliyet ve etkinlik açısından güzel, ulaşılabilir seviyede ve tedavinin devamı, ev devam ürünleri de çok uygun fiyatlı olması tedavide sürdürülebilirliği sağlıyor bize. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü çok çoğu hasta başlıyor ve devam edemiyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle. Bu işlem içerisinde, bu tedavi protokolünüz içerisinde mezoterapiden bahsettiniz. Çok küçük iğne uçlarıyla da lekenin azalması için de bir işlemlerden bahsettiniz. Bunun yeri nerede? Yani tedavinin başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Hastayla ortak karar veriyoruz. Bazen ben öneriyorum. Bazen hastanın tatmin seviyesine göre bazen kendim ısrar edebiliyorum. Ya da hasta bazen durmak istiyorsa orada anlatıyorum. Ama genel olarak devam ediyoruz. Hocam gerçekten yüreğimize su serptiniz. Teşekkürler. Leke sezonu bitti. Evet. Yaz sezonu bitti. Evet. Şimdi artık leke tedavilerinin başladığı açıldı. Bu dönemde demek ki yüzümüzde kızarıklıklar olmadan, kabuklanma olmadan, sosyal hayattan kopmadan, canımız acımadan, yüksek ekonomik maliyetler olmadan lekelerden kurtulabilme şansına sahip olabileceğiz. Peki. Tam bir şey merak ediyorum. Peki, söyle bakalım. Evet, aslında siz başka bir şeyler daha yapıyorsunuz. Ha, işte ben de onu merak ediyorum. Biz de dersimize çalıştık. Sizin kliniğinizde çok özel bir çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Eminim birçok insanın problemi bu. Yüzümüzün çehresini de aslında bozan, birçok insanı rahatsız eden, şu bölgemizde oluşan kıdı dediğimiz yeri eritebiliyor musunuz? Bununla ilgili neler yapabiliyorsunuz? Buna gıdı eritme diyoruz galiba, değil mi? Evet, evet. Burada hiçbir ameliyat olmadan, dikişsiz, aslında ağrı duymadan bu
gıdı lipoliz dediğimiz belli ürünleri gıdı ve çene hattındaki yağlanma bölgesine ufak ufak yapıyorum. FaceNade'i kullanıyorum burada. FaceNade'i yaklaşık 2 ya da 3 seans 10-15 gün arayla uyguladığımda oradaki yağlanmanın azaldığını zaten görüyorum. Ama tabii yağlanma azaldıktan sonra gevşemeyi engellemek adına da firming dediğim diğer ürünle kombine edip sıkılaştırmayı sağlıyorum. Bu böyle iğneyle yapılan bir şey değil o zaman. Küçük küçük iğneler küçük, var. Küçük iğneler evet. var. Evet sevgili seyircilerimiz lütfen özellikle gıdı problemi olanlar ekranlarına biraz daha yaklaşsınlar. çünkü şu ana kadar işlediğimiz programlar içerisinde gıdı konusunda İlk tedavi defa, alternatifi olabildiğini ve bu tedavi alternatifiyle gıdılardan kurtulabileceğimizi Deniz Hocam bize anlattı. Çok küçük enjeksiyonlar ile gıdadaki yağ birikmesinden kurtulabileceğimizden yanlış duymadık değil mi hocam? Evet evet ufak ufak enjeksiyonlarla çene kontürünü ve aynı zamanda sıkılaştırabileceğimizi de söyledik. Evet evet gıdı hattındaki yağlanmayı azaltmak. Bunu kaç defa yaparak sağlıyoruz hocam? Yaklaşık 2 ya da 3 seans. Araları nedir? 17-15 gün. 10-15 gün. Ağrılı Tabii. mı? Ağrılı değil, ağrısız. Gayet ağrısız bir işlem. Konforlu yani. Evet, peki, konforlu. Ben peki, burada bir şey eklemek istiyorum kendi alanımla ilgili. Uyku çalıştım biliyorsunuz. Konuşmuştuk geçen haftalarda. Bu buradaki yağlanmalar nefes almayı zorlaştıran, uyku kalitesini düşüren yağlanmalar. Evet. Ve birçok uyku problemi bundan kaynaklanabiliyor. Aslında onun tedavisi için de kullanılabilir. Yani görüntüden, estetikten ziyade de Tabii. yaşam kalitesini arttırır bir Elbette. Yöntem Elbette. Değil mi? Elbette. Bir de ünlü Amerikalı aktris Angelina Jolie ile hayatımıza giren bir çene güzelliği, yani bir zamanlar göz güzelliği, burun güzelliği, dudak güzelliği vardı ve çene hattının düzgün bir kontürü artık estetikte yeni bir trend haline geldi. Evet. Bu trendi de besleyen, bu trendi de çenenin düzgün bir proporsiyonda çıkmasını, gıdının giderilmesini sağlayan bir alternatif evet. oluşturuyorsunuz. Evet. Peki kişinin yağ miktarındaki azalma mıdır bunu yapan enjeksiyonla yaptığınız işlem? Amaç zaten lipoliz dediğimiz yağı eritmek. Ama sonrasında da firming mezoterapiyle de sıkılaşmayı sağlıyorum. Çünkü orada bir gevşeme oluyor lipoliz sonrasında. Sıkılaşmayı da firmingle sağlıyorum. Birlikte hem çene kontüründe daha düzgün, daha ortaya çıkan, daha görünür bir hal alabiliyor. Anlatmak istediğim bu. Aynen Angelina Jolie çenesine ulaşmak isteyen hasta çok tabii. Evet, bütün bu çalışmaların hepsi leke alandaki evet. çalışmalar, gıdı ve gerdan bölgesindeki yağ dokusunun azaltılması kişinin vizyonunu arttırıyor. Evet. Kendisini daha iyi hissetmesini, daha güzel hissetmesini, daha özel hissetmesini sağlıyor. Evet. Hocam başarılı çalışmalarınız evet. dikkat çekici. Tebrik Çok ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık hocam. Sağ olun. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız devam ediyor. Sıradaki konumuz dermatoloji uzmanı Dr. Seçil Demirci efendim. Çok güzel devam ediyor.